Mersin'de güvenilir ve güler yüzlü alışverişin adresi olan Ağustay Kuyumcular konuk olduk. İzliyoruz. Merhaba Altın Rehber programı izleyicileri. Altın Rehber Türkiye turumuzda Tarsus'tan sektörün lider isimlerini sizlerle tanıştırmaya devam ediyoruz. Efendim bugün sizler için kuyum sektöründe hizmet vermekte olan Asutay Kuyumculuğun konuğu olduk. Yanımızda Tarsus'un yetiştirmiş olduğu değerlerimizden firma sahibi Mehmet Can Asutay Beyefendi bulunmakta. Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba efendim. Mehmet Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederiz. Rica ederim, şeref verdiniz. Bismillah. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Mehmet Bey, Asutay Kuyumculuk sektörde kaç yıldır hizmet vermekte? Aşağı yukarı 73 yılında bu sektörde isimleştim. Fakat mesleki değeri yıl olarak ele alırsak, çıraklık, kalfalık ve ustalık 62 yıllık bir ustalığım var, kuyumculuğum var. Fakat 73'te sergi işine girdik. Kendi imalatınız ve aynı zamanda sergi satış, öyle değil mi? Tabii. Klasik modellerimiz var bizlere özgü. Elemanlarımla beraber atölyede onları ya eritip modellere çevirerek vitrinimize koyuyoruz. Siparişleri karşılıyoruz. Peki Tarsus halkının altına bakış açısı nasıldır? Daha çok takı ziynet eşyası olarak mı? Yoksa daha çok yastık artı mı? Nasıl tercih ederler? Şu an gençler takı olarak tabii ki tercih ediyorlar. Ama yaşlı kesimimiz genelde yastık altını tercih ediyorlar. Sizin kendinize özgü yaratmış olduğunuz modelleriniz de var. Tabii var efendim. Tabii. Bunları da özel sipariş olarak alıyorsunuz. Tabii her zaman. Yıllardır özel siparişleri kabul ediyor ve bizzat elemanlarımla beraber kendim ilgilenip yapıp vitrine koyuyoruz veyahut müşterimize takdim ediyoruz. Peki efendim, altın tabii ki devletin yönergesine doğru da belirlenen bir fiyat skalası sürekli inip çıkıyor. Bu noktada zorlanmış olduğunuz konular var mı? Bunlar da elimizde Türk parası kaldığı zaman, fiyat da çıktığı zaman tabii ki ufak tefek zararlarımız oluyor. Bunu her zaman yani dolara bağlıyoruz, euroya bağlıyoruz. İnşallah daha güzel ekonomimiz düzelecek. O zaman bizim de bu tür zararlı konuları etmeyeceğiz tabii. Peki Mehmet Bey, izleyicilerimiz şimdi sizi izliyorlar. Kendinize has olan modellerimizi de görecekler. Kuyumcu olarak da bu sektörde hizmet veren izleyicilerimiz olacak. Bunları da ekstra onların da siparişlerini kabul ediyor musunuz? Şu an o potansiyele sahip değilim. Şöyle ekonomik açıdan değil, eleman açısından. Evet, bu da sizin yani sektörün acı bir noktası aslında, evet, değil mi? Evet, eskilerdeki gibi çıraklar, kalfalar yetişmiyor. Dolayısıyla kendimiz üretme yönüne gidiyoruz kısıtlı olarak. Dışarıdan talep gelirse bunu karşılayamayız. Yeni nesili aslında bir nevi bu şeye de teşvik etmek istiyoruz. Tabii şu an okullarımızda, üniversitelerimizde takı tasarım bölümleri açıldı. Orada gençlerimiz yetişirse bizim sektöre faydası olur. Kesinlikle. Hatta şu an bile sektörde iç mimarlığın takı tasarımını bitiren gençlerimiz bize yardımcı oluyorlar. Bize derken şu an bana değil de topluma. Evet. Faydaları oluyor, model üretiyorlar, yapıyorlar. Yani gençler üniversite kapsamında takı tasarımı master olarak seçip kendilerini yetiştiriyorlar. Altında farklı bir sektör. Baktığımızda içeriğini algılayamayacağımız bir sektör. İzleyicilerimiz altın alırlarken nelere dikkat etmeliler? İnanın çok
güzel bir konuya temas ettiniz. Bence sorup soruşturup düzgün olan kişilerden almalarını yeğlerim.